Benim yüzümden. Hepiniz perişan oldunuz. Abla müsaade et, ben gideyim. Böyle olmayacak. Kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam saçmalama. Olacaktan öleceğe çare bulunamaz. Hayır, bu olmasaydı başka bir şey gelecekti başımıza. Hem canım sen kendin mi çağırdın o adamı buraya? Ya bu hep Türkan ablanın şey etmesi. Ya ben biliydim zaten, bizi kovman yararıydı. Vah. İki günde rezilimiz çıktı vallahi İstanbul'da. Yol izneyin bilmeyiz. Ne yaparız, nereye gideriz? Ya merak etmeyin, halledeceğiz. Ya nasıl olsa bir ev tutmayacaktık. Yarın sabah ilk iş gider bir ev tutarız. Koca İstanbul 15 milyon insanı barındırdı. Biz mi başımıza sokacak bir delik bulamayacağız? Yok hayır, şimdi gidelim diyeceğim ama mecbur kaldığımızı anlarlarsa bizi soyup sokağına çevirirler. Bir de biliyorsunuz İstanbul sokakları. Ne pisliği eksik olur ne belası. Hey ya biliyorum, sen daha iyi bilirsin artık nasıl şey olacağız. Ha Bilal sen ne diyorsun? Ben sana kardeşime emanet ettim. Ben sizin sevdanıza güvendim, yine babama sırtımı çevirdim. Böyle hesapçı kitapçı konuştuğun zaman ben buraya geldiğime pişman oluyorum. Hayır olmaz öyle şey. Şimdi hemen gideceğiz, bir dakika daha duramayız burada. Ya ben sizin için söylüyorum. Yoksa benim de gururuma dokundu. Siz olmasaydınız ben 5 dakika durmazdım burada. Ya tamam işte, senin erkeklik gururunu da toparlayacağız. Hayır buradan gideceğiz. İstanbul sokakları bizim hepimize ne yapacakmış? Merak etmeyesin Bilal. İkiniz için biraz para getirmiştim. Ya Türkan Allah aşkına ya. Sultan'ı duymadım. Kız kurtulmuş o illetten. Hoş kurtulmasa ne olur ki? Nasıl kovarım ben onları evden ya? Ne malum Mahmut Bey kurtulduğu ne malum ha? Görmedin mi kapıya gelen takıntısını? Senin bu evde yaşayan delikanlı bir oğlun var, bunu unutma. Nereden bileceksin yarın öbür gün oğlunlar bu salat olmayacaklarını ha? Şşt, sakin ol. Kabahatin çoğu senin o köylülerinde. Yani kendileri sürü sepet gezerken yetmiyormuş gibi bir de İstanbul'u ne yediği belirsiz kızı taktılar getirdiler benim evime. Şşt. Hiçbirini çekemeyeceğim artık. Ya sesi kısılacak. Kısıldı zaten, bak ne hale geldim. Kısılsın zaten. Ya Türkan Allah aşkına ya. Bak bunlar giderse ben babalarının yüzüne nasıl bakarım? Senin köylünün dediğin Aziz var ya, aynı damda büyüdük biz. Zülküf benim can ciğer arkadaşım. Tüh. Ya şimdi çocukları dara düşmüş, bana sığınmış, sen onları kov diyorsun ya. Nasıl kovarım ben? Ben söyleyeceğimi söyledim Mahmut Bey. Zaten biraz ardamarları kaldıysa kendileri çekip giderler. Verip pişman olacağıma, vermeyip düşman olurum daha iyi. Yeter mi? Şşş, sakin ol, sakin ol. Ne oluyor burada ya? Neler olmuyor ki? Neler olmuyor ki ipini koparan bu evde maşallah. Ama babanın hatası. Köylülerine yalakalık yapacağım diye nerede ne kadar Diyarbakırlı varsa hepsini doldurdu eve. Ya öyle değil oğlum ya. Hani kız var ya bize gelen, Pınar. Ha, o İstanbul'lu sokak süpürgesi. Heh, Pınar işte ya. Erkek arkadaşı kapıya dayandı. Hoş, zaten kız adamı bırakacakmış ama... ya anan derlenecek ya, fırsat bu fırsat. Hepsini kovaladı ya. Ya anne. Anne olur mu öyle şey hiç? Bilal abi benim en yakın arkadaşımın abisi. Tarık'ın suratına nasıl bakarım ben sonra? Ya en büyük derdimiz bu. Hemen gidip özür diliyorsun. Gece yarısı sokakta kalmasın insanlar. Allah Allah. Ben özür dileyeceğim öyle mi? Ne haliniz varsa görün. Ben yokum. Yeter be. Baba. Hadi gidip biz özür dileyelim. Hayır ben söyleyeceğim de sana düşer değil mi? Tabii ki oğlum sağ ol. Aslan oğlum. Hadi gel. Ama vallahi bırakmam sizi bu saatte hiçbir yere. Ya bırakın eşyalarınızı elinize. Ya Sultan, Bilal. Gitmeyin bir yere ya. Bak eğdirmeyin başımı babalarınıza karşı. Ya Sultan abla siz annemin kusuruna bakmayın. Sinirinden söylemiştir. Bak Mahmut abi, Türkan abla haklı. İnsan eti ağırdır, biz biliyoruz. Bizim de buraya gelmemiz hesapta kitapta yoktu ama geldik işte, ne yapalım? İzin ver, biz gidelim. Ya, yapmayın, hiç olmazsa bu gece gitmeyin. Yani vallahi kaldıramam yüzümü. Bilal abi, sen bir şey söyle Sultan ablaya. İstanbul burası, gece vakti ne olacağı belli olmaz. Ya yenge, gel sabaha bekleyelim. Zaten 1-2 saat kaldı sabah olmasına. Kızım. Hakikat biz ne yaparız İstanbul sokaklarında be yavrum, ha? Gece gece. Bak Mahmut abi, küs değiliz, kurgun da değiliz. Bizi burada çok iyi ağırladın, sağ olasın.
Ama bizim gitmemiz icap ediyor. Anladık. Tamam da o zaman sabah gidin. Ya vallahi size sabah ilk işim ev bulmak olacak. Hatta yakınlarda bir ev var ama size layık. Neyse en iyisini bulacağım. Siz yeter ki bu gece kalın. Bir dakika, bir dakika. Pınar nerede? He? Pınar nerede? Pınar! Abla dur. Evdekiler merak etmesin. Hadi. Kay biraz, kay. Ay. Bırak beni gideyim abla. Ben gidersem sorun kalmayacak gerçekten. Ya nereye gidiyorsun? Ben ne yapacağım o zaman? Ben buraya niye geldim? Ben buraya senin için geldim. Ben ne anam için geldim, ne kardeşim için geldim. Bilmiyorsun. Ben onlarla zaten yolumu çoktan ayırdım. Biz senden bir yola çıktık. Hayır, ben yol arkadaşımdan vazgeçmem. Vazgeçmezsin değil mi? Vazgeçmem. Sen nereye gidersen git, ben de peşinden o yola düşerim. Ama kaybolursan falan sen beni ararsın değil. Çaremaz mı insan? İyi o zaman, ben seni, sen beni arayacağına yarın sabah kalkıp da ev arasak. Kalk, 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 haydi.